Evet, selam, merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çünkü bugün elimize gerçekten çok güzel bir tane klavye var. Şöyle, klavyemizin adı Rampage Manly. Şimdi bu klavyemizde şöyle bir şey var. Bu klavyemiz yeni bir tane klavye ve hatta benden önce bu klavyenin inceleme videosunu başka bir YouTube atmasa YouTube'daki ilk inceleme videosunu biz yapıyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Bu klavye 2019 yılında da piyasada olan bir tane klavyeydi. Peki bu nasıl oluyor? 2019 yılından beri bu klavyenin ilk inceleme videosu yüklenmedi mi falan diye soracaksanız hayır, o şöyle değil. Şimdi bu klavyemiz dediğim gibi 2019 yılında da satılan ve inceleme videoları YouTube'a yüklenen bir tane klavyeydi. Bu klavyemiz o kadar ilgi gördü ve sevildi ki Rampage bu klavyenin stokları tükendikten sonra piyasayı tekrar çıkarmaya karar verdi. Ama şöyle bir şey var. Rampage herhalde şöyle düşünmüş olsa ki bu klavyeyi tekrar piyasaya çıkaracağımızı üzerine böyle küçük bir değişiklikler yapalım ki böyle kullanıcıları daha da mutlu etmiş olalım. Aynısı tekrar piyasaya sunmayalım diye düşünmüş. Bir de 2019 model Rampage Manly klavyenin kenarlarına bir RGB LED şerit ekledi. Bu yenilik de bana kalırsa gerçekten güzel bir tane yenilik oldu. Yani Rampage gerçekten oyuncuların dilinden çok iyi anlayan bir tane marka diyebilirim. Neyse, bugünkü videomuzda bu klavyenin Türkiye'deki ilk inceleme videosunu beraber yapacağız. O zaman dilerseniz videoya başlayalım. İşte size kutunun tasarımından biraz bahsetmek isterim. Şöyle kutunun hakkında konuşacak olursak şurada bir Rampage logosu, şurada klavyemizin adı Manly ve şurada klavyemizin bir tane resmi bulunuyor. Yan taraflara geldiğimizde tekrardan klavyemizin adı ve RGB ve mekanik olması gibi özelliklerini kenara yazmışlar. Aynı şekilde diğer yan tarafta da sağ tarafta kullanılan baskıyı kullanmışlar. Arka tarafa geldiğimizde şöyle Rampage Manly klavyemizin küçük bir kısmı ve yan taraflarda da klavyemizin özellikleri birkaç dilde yazılmış. Son olarak bir de şöyle kutumuzun altına switchlerin türü yazıyor. Burada mavi switch, kırmızı switch, kahverengi switch ve siyah switch bulunuyor. Siyah switch hayatımda ilk defa bu klavyeyle beraber duydum. Bizim klavyemiz de şöyle zaten fark etmişsinizdir. Mavi switchli bir şekilde olduğu belirtilmek üzere şöyle işaretlenmiş klavyemiz mavi switchli. Ben diğer switch modelleri internette piyasada var mı diye bir araştırdım. Belki bu klavyenin stoklarının daha yeni yenilenmiş olmasından dolayı da kaynaklanıyor olabilir. Ben bu klavyenin diğer switch seçeneklerinin olduğu versiyonlarını internette bulamadım. Belki ilerleyen zamanlarda bu Rampage Manly klavye bizim farklı switch modelli olan versiyonları da stoğa gelir ama şu anlık internette sadece mavi switchli olan modelini ben bulabildim şahsen. Ama yine diğer switch seçenekli modeller gelmeyecek olsa da bence mavi switch seçenekli olan model gerçekten güzel. Çünkü çoğu kişi daha çok mavi switchli klavyeleri tercih ediyor. Tam da kutumuzun dış tasarım hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. İsterseniz bir de beraber şöyle kutumuzu açalım. Ondan sonra teknik özellikleri falan beraber geçeriz. Evet, şöyle Rampage Manly klavyemiz masamızda. Şöyle klavyemizin altını çevirdiğimizde burada bir tane bandı bulunuyor. Bu bandı kestikten sonra şu yandaki iki mandala çekip kutumuzun kapağını açabiliyoruz. Kutumuzu açar açmaz burada çok korumalı bir şekilde klavyemizi görüyoruz. Yandaki süngerler ve her gaming ürün kutu açılımında görmeye alışmış olduğumuz klavyenin üzerindeki beyaz straforumsu torba tabii ki bulunuyor. Klavyemizi şu şekilde çıkarıyoruz. Altta bize bir tane kullanım kılavuzu ve klavyenin tuşlarını çıkarmak için olan aparatımız karşılıyor. Tamamdır, kutumuz bu kadardı. Gerçekten bir klavyeye göre bayağı bol içerikli bir tane kutu olmuş. Bunu da zaten şu kutunun kalınlığından ve boyutundan anlayabiliyorsunuzdur. Gerçekten büyük bir tane klavye kutusu. Neyse, klavyemizi elimize alacak olursa. Şöyle klavyemizin kablosuna bilgisayara bağladım. Şu an kamerada klavyenin ışıkları ne kadar net görüyorsunuzdur bilmiyorum. Çünkü odada bayağı bir fazla ışık var. Ondan çok gözükmüyor olabilir ama daha sonra ben işte softboxların ışıklarını kapatıp bu ışıkları size göstereceğim. Ondan önce bir klavyemizin görünüşünden ve malzeme kalitesinden size bahsetmek istiyorum. Şahsen ben bu klavyeyi ilk gördüğümde aklıma bir tane Ferrari araba gelmişti. İşte burada da bir video kapağındaki yazıya değinmiş olduk gibi bir şey oldu. Bence gerçekten hani bir Ferrari arabayı andırıyor görünüş açısından. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? İsterseniz bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Bence gerek kalitesi olsun ve gerek rengi olsun, özellikle de rengi, bir Ferrari şahsen bana andırdı. Neyse, biraz malzeme kalitesi hakkında da konuşacak olursak zaten video başlığında da bunu yazmıştım. Klavyemizin genel olarak yüzeyi metal bir tane yüzeyden oluşuyor. Ha bu arada metal dediğim, bakmayın, metal dediğimden dolayı klavyenin çok ağır olduğunu düşünmeyin. Klavyemizi zorlasanız 1 kilo 200 gram bir şey eder maksimum. Zaten yüzeyinin metal olduğundan da anlamışsınızdır. Klavye gerçekten sağlam bir tane klavye ve klavyeye vurduğunuzda bayağı tok bir ses geliyor. Bunu da size göstereyim. Yani bayağı sağlam bir klavye. Klavye yere düşürme olasılığınız ne kadar yüksektir bilmiyorum ama bu klavyeyi yere düşürecek olsanız bile, yani yere düşürdüğünüzde kırılacak bir klavye kesinlikle değil. Malzeme kalitesi gerçekten çok sağlam. Neyse, klavyemizin arka yüzeyine geçecek olursak, burada bizi metal bir yüzey olmasa da sert plastik siyah bir tane yüzey karşılıyor. Bunlar zaten artık gaming olsun gaming olmasın tüm klavyede bulunan özelliklerden bir tanesi gibi bir şey oldu. Şöyle klavyemizin standını açarak klavyemizin boyutunu birazcık daha yükseltebiliyorsunuz. Onun dışında şöyle sol üst, sol alt, sağ üst ve sağ alt taraflarda bizi silikon
olan yüzeyler karşılıyor. Bu silikonların zaten amacını tahmin ediyorsunuzdur veya biliyorsunuzdur. Bu silikonlar klavyeyi masanızın veya benim arkamdaki gibi büyük bir mousepad'iniz varsa mousepad'inizin üzerinden kaymasını engelleyen yüzeyler. Ve son olarak klavyemizin dış tasarım hakkında bir şey daha söyleyeceğim. Aslında bunun videonun baş kısımlarına falan da söylemiştim. Şöyle klavyemizin kenarında, orta kısmında mı artık denir? Şurada görüyorsunuz bir tane RGB şerit geçiyor. Böyle 360 derece klavyemizin her tarafında bulunuyor bu şeridimiz. Bu da klavyeye gerçekten güzel bir tane görsel detay katmış. Işık kısmını şu an çok detaylı bir şekilde anlatmıyorum. Çünkü videonun ilerleyen kısımlarına daha detaylı bir şekilde size bu ışık kısmını anlatacağım. Ondan dolayı şu an o kadar detaylı anlatmadım. Her ne kadar Ferrari'ye benzese de ve gerçekten kaliteli bir klavye olmasına rağmen fiyatı 287 lira. Bence bu kalitedeki bir klavyeye göre gerçekten uygun fiyatı olduğunu söyleyebilirim. Bazen videolarda falan bunu söylüyorum. Bir mekanik klavye incelediğimde daha çok başıma geliyor bir şey. Klavye iyi bir fiyat performans ürünü diyorum ve fiyatını hak ettiğini, fiyatını bu kalitedeki bir klavyeye göre uygun olduğunu söylüyorum. Yani de mekanik klavye incelediğimden dolayı 280 ile 300-350 lira civarı fiyatlar bizi karşılıyor. Tam sizin haklı olduğunuz yanlar var. 287 lira bence de gerçekten büyük bir tane meblağ. Ama şöyle bir şey var. Bu incelemiş olduğumuz klavye hem metal yüzeyli malzeme kalitesi iyi, hem mekanik hem RGB. Hani mekanik olma özelliğinin bile belli bir kalite sınırı olduğunu varsayarsak ve şu anki piyasada alabileceğiniz en ucuz mekanik klavyenin fiyatının 200 lira civarı olduğunu varsayarsak fiyatı gerçekten uygun. Hani yoksa RPG'inde bulunuyor böyle 80 lira 60 lira klavyeleri ama bu klavyenin kalitesi ve o klavyelerin kalitesi yani birbiriyle yarıştırılacak seviyede bile değil. Yani elimizdeki klavye gerçekten kaliteli bir klavye. Teknik özelliklerden devam ediyorduk. Şöyle klavyemizin kablosu hakkında da konuşacak olursak burada bizi bir tane 1.8 metre uzunluğunda siyah plastik bir tane kablo karşılıyor. Aslında böyle bir klavyeye kumaş örgülü bir kablo yakışır derdim ama sonuçta klavyenin kablosunu çok fazla yani mouse'la olduğu kadar masaya sürtmediğinize göre buradaki plastik kaplama klavyenin kablosuna zarar gelmesini zaten engelleyecek. Ve kablomuzun uç kısmına geldiğimizde burada bizim her üründe alışık olduğumuz gibi bir tane USB girişi ama bu USB girişinde şöyle bir şey var. Şöyle USB girişinin ucunu görüyorsunuzdur. Burada hafif sarımsı bir tane renk bulunuyor. Bunun sebebi de USB'mizin ucu sanırsam altın ya da bakır kaplama olması. Bu sayede de klavyemizin USB'si çok daha iyi bir iletkenlik sağlıyor. Klavyemizi isterseniz Windows bilgisayarda, isterseniz macOS bir tane bilgisayarda, isterseniz de Linux işletim sistemli bir tane bilgisayarda kullanabilirsiniz. Zaten bunlar dışında daha fazla işletim sistemi var mı bilmiyorum. Hani genelleme yapacak olursak klavyeyi istediğiniz tüm bilgisayarlarda kullanabiliyorsunuz. Aslında bu uyumluluk meselesi Windows bilgisayarlarda çok fazla sorun çıkarmasa da bazen macOS işletim sistemli bilgisayarlarda sorun çıkabiliyor. Bu arada araya da küçük bir tane muhabbet katayım dedim. Geçen internette sahibinden de falan dolaşırken bir tane ilan görmüştüm. Bu ilanda da bir tane klavye satılıyordu ve bu satıcının bu klavyeyi satmasının sebebi bu arkadaşımız bir tane yurt dışından klavye görmüş. Bu klavyeyi beğenmiş ve bu klavyeyi almaya karar vermiş. Klavye eline geldikten sonra ve bilgisayara bağladıktan sonra fark etmiş ki klavye macOS bilgisayarlarda çalışmıyormuş. Alacağınız teknolojik ürünün bilgisayarınıza uyumlu olup olmadığını bence bir kontrol edin. Yani Windows'a çok fazla problem çıkmasa da bu problemler bazen işte macOS ve Linux dediğim işletim sisteminde başınıza gelebilme olasılığı olan problemler. Ama neyse bu klavyede öyle bir tane sorun yok. Dediğim gibi tüm bilgisayarları takıp bu klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Sonra şöyle klavyemizin tuşlarından bahsedelim bakalım. Burada bizi hem Türkçe tuş diziliminden ve Türkçe bir tane klavye karşılıyor. Bakın şöyle yumuşak ya ü gibi tuşları görüyorsunuz. Bunlar klavyenin üzerine sonradan basılmış tuşlar değil. Yani İngilizce klavye alıp üzerine Türkçe tuşları basmıyorlar. Bunlar gördüğünüz gibi klavyenin üzerine kazınmış olan tuşlar. Şöyle bir tane tuşu çıkarıp size şöyle yakından göstereyim dedim. Tuşlarımız şöyle sağlam ve siyah mat bir plastikten oluşuyor. Biraz önce de söylediğim gibi klavyemizin tuşları baskı tuşları olmadığından dolayı içindeki ışığı da dışarıya doğru yansıtabiliyor. Şu an siz odada çok fazla ışık olduğundan dolayı ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Şöyle bir ışıklarımı kapayıp geri geldim. Şu an sanırsam görüyor olmanız lazım. Tuşların içinden de şöyle ışıklar parlıyor. Tuşların içinden ışık çıkması size görsel açıdan bir güzellik katsa da aslında teknik açıdan da şöyle bir tane fayda size sağlamış oluyor. Harflerimiz baskı harfler olmadığından dolayı harflerimiz tuşlar içine kazınmış bir durumda. Bu sayede klavyeyi uzun yıllar kullandığınızda klavyenin üzerindeki harfler klavyenin tuşlarından silinmeyecek. Klavyemizin kutusunun üzerinde de yazdığı gibi klavyemizin tuşlarının içerisinde kullanılan ledler RGB ledler. Peki RGB ledlerin normal ledlerden farkı ne diye soracak olursanız bu sorunun cevabını aslında çoğunuz biliyordur. Yani özellikle bu teknolojik gaming ürünlerle ilgilenenleriniz varsa kesinlikle biliyordur herhalde. Bunu RGB'lerin normal ledlerden fark. RGB ledleri programlayıp renklerini değiştirebilmeniz ve bu klavyemizin içerisindeki ledlerin tam 16.7 milyon tane ayrı rengi girebileceği söyleniyor. Peki biz bu klavyenin ışık modlarını ve rengini nasıl değiştiriyoruz? Bu klavyenin bir tane programı var mı diye soracak olursanız hayır, bu klavyenin bir tane programı bulunmuyor. O zaman biz bu klavyenin ışıklarını nasıl değiştireceğiz diye tekrar soracak olursanız şöyle. Bu klavyemizin
içerisinde hafıza bulunuyor. Evet, baya baya hafıza bulunuyor. Bu klavyenin içerisinde yapmış olduğunuz led ayarlarını veya ışık ayarlarını kaydedebileceğiniz bir tane depolama alanı bulunuyor. Bu sayede hiçbir tane program indirme ihtiyaç duymadan klavyenin üzerindeki ışık ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Hemen size bu ışık ayarlarını nasıl değiştirebileceğinizi bir göstereyim. Ve tekrardan klavyemizin RGB'lerini daha net bir şekilde görebilin diye ışıklarımı kapadım. Bu ışık değiştirme ayarlarını size biraz daha hızlı hızlı göstereceğim. Yoksa ben bunu 20 dakikada anlatırım, yarım saatte anlatırım, 1 saatte anlatırım. O kadar anlatmaya gerek yok. Ben o kadar sizin zamanınızı da yemeyeyim. En başta size klavyemizin içerisindeki kendi ışık modlarını ve ışık efektlerini göstereceğim. Daha sonra kendi ışık modlarını da ayarlayabileceğiniz bir tane mod bulunuyor. Orada isterseniz düz renk ayarlarsınız, isterseniz yumuşak yay dışındaki tüm tuşları kırmızı ve yumuşak yayı da mavi yaparsanız istediğiniz gibi ışık ayarları yapabiliyorsunuz o modda. Ama önce size bir efektleri göstereyim. Işık efektimizi değiştirmek için şuradaki efekt tuşumuza, tuşun adı yanlış hatırlamıyorsam insert olması lazım, bu iki tuşa basarak şöyle... Bir sürü ışık efekti arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Tamamdır, ışık efektlerimiz bu kadardı ama bu ışık efekt ayarlarını yaparken sadece şu görmüş olduğunuz klavyenin tuşların üzerindeki RGB ışıklar renk değiştirdi. Şuradaki kenardaki RGB şeridimiz renk değiştirmedi. RGB şeridinde rengini değiştirmek için biraz önce ışık değiştirme efektinde kullandığımız efekt tuşumuza ve şuradaki end tuşuna basıyoruz. Peki diyelim ki siz bu klavyeyi düz bir tane ışık efektinde kullanmak istiyorsunuz ve klavyenin tüm ışıkları pembe, yani mesela sadece WASD tuşlarının mavi olmasını istiyorsunuz. Onu da şu şekilde yapabiliyorsunuz. Kendinize özel 5 tane mod oluşturabiliyorsunuz. Bunları da şu şekilde yapıyorsunuz. Şuradaki efekt tuşumuzu görüyorsunuz. Aynı şekilde tüm ışık ayarlarında kullandığımız efekt tuşumuza ve şuradaki 1, 2, 3, 4, 5 tuşlarına basarak kendi modunuza geçebiliyorsunuz. Mesela ben en başta 1. mod üzerine ayarlar yapmak istiyorum. Ondan efekt ve 1 tuşunu aynı anda basıyorum. Şöyle bir tane ışık efekti karşıladı. Bunun üzerindeki ayarları da şu şekilde yapıyorsunuz. Yine alışa geldiğimiz üzere FM tuşuna ve şuradaki home tuşuna bir defa basıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra fark etmişsinizdir. Şuradaki ışıklarımız cayır cayır yanıyor. Şöyle görüyorsunuz, klavyemizin tuşlarının üzerine basarak klavyemizin tuşlarına renk verebilirsiniz veya rengini değiştirebilirsiniz. Renk değiştirmek için de birkaç defa tuşa basmanız gerekiyor şu şekilde. Birkaç defa daha basarak Işığımızı söndürebiliyorsunuz. Işık ayarınız bittiyse ve klavyeyi normal bir şekilde kullanmaya devam etmek istiyorsanız yine FN ve şuradaki home tuşuna basıyorsunuz. Bu kadar. Sonra klavyeyi normal bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bu şekildeydi ışık ayarlarımız. Bakın şuradaki F tuşlarını görüyorsunuz. Bu F tuşlarının altında F1, F2 gibi logoların altında bazı şöyle müzik, ses açma, ses kısma ve mood tuşu gibi logolar bulunuyor. Bunlar bizim multimedya tuşlarımız. Multimedya tuşları günlük kullanımda sizin işinizi kolaylaştıran kısa yollardan birkaç tanesi. Mesela bilgisayar sesini kısmak istiyorsanız masaüstünü açacaksınız, oradan ses bölümüne geleceksiniz ve sesi kısacaksınız yapmak yerine. FM ve bakın şuradaki ses kısma logosunu görüyorsunuzdur. Bu tuşa basarak bilgisayarın sesini kısabiliyorsunuz. Şahsen ben bu klavyenin tuşlarından gerek ışıkları olsun gerekli tuşların malzeme kalitesi olsun gerçekten memnun kaldım. Ama bu klavyenin tuşlarında hiçbir sorun bulunmuyor mu? Dört dört mükemmel tuşlar mı diye soracak olursanız ben bu klavyenin tuşlarında şöyle bir şey yaşadım. Benim şu an kullanmış olduğum, şu arkamda görmüş olduğunuz klavyenin tuşları biraz daha içeri doğru göçük. Bu sayede de klavyenin tuşlarını daha iyi bir şekilde kavrayabiliyorsunuz ve hızlı bir şekilde yazı yazarken klavyenizin işte tuşlarına basarken yandaki tuşa parmağınız kaymıyor. Bu belki benim şu anda kullanmış olduğum şu arkamdaki tuşları biraz daha içine doğru göçük olan klavyenin tuşlarından alışık olduğumdan dolayıdır bana böyle gelmiştir. Şöyle klavyemizin tuşları neredeyse tamamen dümdüz diyebilirim. Yani içerisinde çok küçük bir kavis bulunuyor ama benim kullanmış olduğum klavyenin kavisinin yanında çok daha düz kalıyor. Ben bu klavyeyi bu videoyu çekmeden 1-2 gün gibi bir süre kullandım ve bu kullanmış olduğum süre içerisinde oyun oynadım, işte internette gezindim, internette bir şeyler falan yazdım. Yani genel bir kullanıcının yapabileceği tüm işleri yaptım. Herhalde bu klavye alışık olmadığımdan dolayı olsa gerek, ben bu klavyeyle yazı yazarken bazen mesela W'ye basacakken yanlışlıkla parmağım E tuşuna kaydı gibi bir şeyler oldu. Yüksek ihtimalle benim bu klavyeye alışık olmadığımdan dolayı kaynaklanan ve tuşlar içine birazcık daha göçük, biraz daha kavisli olsaydı bence daha güzel olabilirmiş. Şimdi gelelim videonun en çok merak edilen kısmına, klavyenin switchlerine. Bu kısmı videonun bilerek sonuna doğru koydum çünkü sizi videoda tutmak istedim, videonun sonuna kadar izlemenizi istedim. Ve şu an bu konuşmayı duyuyorsanız bence bunu başardım gibi bir şey diyebilirim veya işte videoyu atlayarak o kısma geldiniz. Her neyse, böyle mavi switchlerimiz burada. Mavi switchlerimizin kalitesi hiç fena değil. Gerçekten kaliteli switchler olduğunu düşündüm şahsen ben bu kullanmış olduğum süre içerisinde. İnternette bir de bu klavyeyi alan kişilerin kullanıcı yorumlarını da okudum. Orada da bu klavyenin switchleri gerçekten sevilmişti. Bana kalırsa da ve işte klavye diğer kullanan kişilere de kalırsa klavyenin switchlerini biz beğendik. Tabii ki bu mavi switchlerin kalitesinde bizi hissettirmiş olduğu tuş hissiyatı veya görüntüsüyle ayırt edemeyiz. Bunu ayırt edebilmesi için de şöyle küçük bir tane detay var. Hani bu da mavi switchlerin kaliteli olduğumu düşünmemi işte destekleyen nitelikte bir şey. Bu mavi switchlerimizin tuş ömrü 50 milyon.
50 milyon tıklama ömrü gerçekten yüksek bir miktar. Özellikle de 287 liralık bir klavyeye göre bence gerçekten yeterli bir tıklama ömrü olmuş. İşte bu tıklama ömründen de yol çıkarak Rampage bu klavyeyi 7 yıl gibi bir süre kullanabileceğinizi söylemiş. Genelde bu klavye veya işte herhangi bir üründeki kullanım süresi yılları biraz daha şişme derler oluyor. Bana kalırsa 7 yıl olmasa bile bu klavyeyi 5 yıl çok rahat bir şekilde kullanırsınız gibi düşünüyorum. Yani kısacası gerçekten kalite switchleri olduğunu söyleyebilirim. Bir de tabii ki her bir gaming klavye inceleme videosunun olmazsa olmazına geldik. Klavyenin ses testi ASMR'ına. Bu videomuzda bu kadardı. Klavyemizin önemli olan tüm özelliklerinden bahsettiğimi düşünüyorum. İşte bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Bence gerçekten güzel bir tane klavye incelik. Zaten çoğu kişinin de bu klavyeyi sevdiğini şuradan da anlayabiliriz. Videonun başında da söylediğim gibi bu klavyemiz tekrardan store girmiş olan bir tane klavye. Bunun da sebebi zaten kullanıcıların çok fazla bu klavyeyi ilgi göstermesi ve bu klavyeyi çok sevip çok tercih etmesi. Yani bana kalırsa da şu anki dönem içerisinde alabileceğiniz en ucuz mekanik klavyenin fiyatı bile 200-220 liralar olmuşken böyle kaliteli bir klavyeye göre 287 liralık bir fiyat ilgi de bence gerçekten uygun olmuş. Güzel bir fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebilirim. Evet, o zaman bu videonun da buradan sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like atabilirsiniz ve kanalıma abone şurada ya da şurada çıkan kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Her ne kadar 4 yıldır YouTube'da olsam da bir bu kırmızı abone ol butonunu yerine ezberleyemedim. Yakın süreçte de ezberlemeyi düşünmüyorum gibi. Neyse. İşte her videoda olduğu gibi video önerileriniz varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Bu ürünü incele veya işte bu tarz ürünleri incele gibisinden yorumlar yazabilirsiniz. O zaman benden bu kadar da. Siz şu yanında çıkan videoda izleyebilirsiniz. Ben de çoğu videoda olduğu gibi bu videonun montajını yapmaya girebilirim. O zaman görüşürüz. Bay bay. Ben kaçtım. Güle güle.